Ekranda yeşil Tamam. ok var. Oradan paylaşabilirsiniz. Tamam, başlatayım mı? Lütfen. En azından ekrana gelsin. Engin YouTube'la aynı anda canlı yayına girmek istiyor sanırım. Ondan bekletiyor bizi. Evet, şu an yayındayız. Tamam, hocam başlayabilirsiniz bölüm. Evet, herkese merhaba. Bugün sürdürülebilir bir gelecek için Güneş Mimarlığı başlıklı sunumu yapacağım sizlere. Öncelikle beni tanımayanlar için kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Müjde Altın. 9 Eylül Üniversitesi Mimar Fakültesi'nde Mimar Bölümünde öğretim üyesiyim. Ve enerji, mimarlıkta, yapılarda enerji üzerine çalışıyorum. Özellikle de doktora tezim fotovoltaik bileşenlerin binalarda kullanılması üzerineydi. O yüzden bu sunumun güneş mimarlığı üzerine ama fotovoltaik bileşenlerin kullanımı ağırlıklı olarak gerçekleşecek. Şu an zaten yaşadığımız bir çevresel sorun var. Dünyayı çok fazla kirlettik, küresel ısınma gerçekleştirdik. Özellikle sanayi devrimiyle başlayan yoğun bir kaynak kullanımı var. Özellikle fosil yakıt kullanımı çok miktarda. Ve dünyayı gerçekten müthiş bir miktarda ısıtıyoruz ve kirletiyoruz. Bu grafiği ben çok sevdiğim için Türkçeleştirmedim. Yani dokunmak istemedim. Çünkü çok güzel anlatıyor yaşadığımız olayı. Sanayi devriminden önce şurası doğa. Doğadan bu resources dediğimiz kaynakları biz alıp kullanıyorduk. Human sphere dediğimiz insanların yaşadığı alan. Ve kullandığımız bu kaynaklardan sonra bu kaynaklardan çıkan atıkları yani waste dediğimiz kısmı ekosfere yani doğaya geri veriyorduk. Ve bu atıkların kaynağı dönüşümü belli bir süreç gerektiriyor. Ve endüstri devrimi öncesinde bu dönüşüm yeterli bir hızdaydı. Ama endüstri devrimiyle birlikte oldu. Biz kaynakları hızlı bir şekilde buradan alıp kullanıyoruz. Kullanıyoruz ve kullandıkça da atık çıkarıyoruz. Atık çıkarma hızımız da çok fazla. Ama doğa bu atıkları o kadar hızlı bir şekilde dönüştüremiyor artık ve bir birikim oluşuyor. Bu her anlamda geçerli. Her kaynak ya da atık dediğimiz alanda geçerli. Ne kadar kaynak kullanıyoruz diye bakacak olursak, ben sadece bir örneği vermek istiyorum ve benim çok sevdiğim bir fotoğraftır bu. Dünyanın karanlık kısmından çekilmiş, uzaydan çekilmiş fotoğrafları birleştirmişler ve dünyadan uzaya bu kadar bir enerji, yani ışık anlamında bir enerji yayılıyor. Yani uzaydan görülebilecek kadar çok enerji tüketiyoruz aslında. Peki ne yapılabilir? Kullanmayacak mıyız bu enerjiyi? Tabii ki kullanacağız ama kaynaklarımızı değiştirirsek çevreye daha az zarar verebiliriz. Tükenmeyecek kaynaklar kullanabiliriz. Özellikle bunun için yapılan çalışmalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına bizi yöneltmiş bu yapılan araştırmalar, çalışmalar. Yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımızda çok çeşitli kaynak çıkıyor karşımıza. Güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal, çevresel ısı kaynakları, biyokütle, biyogaz, su gücü, hidroelektrik santraller gibi örneğin dalga enerjisi ve gelgit enerjisi gibi çok çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları var. Konumuz mimarlık olunca binalara en kolay uyarlanabilen, uygulanabilen yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi çıkıyor karşımıza. Diğerleri de tabii ki bir miktarda uygulanabiliyor. Rüzgar enerjisi eklenen binalar var günümüzde. Jeotermal enerjinin kullanıldığı binalar var. Az önce konuştuk. Isı pompalarının kullanıldığı binalar var. Ve hatta biyokütle biyogazı bile bina cephelerine entegre ettiğimiz sistemler var. Peki enerji diyoruz hep. Enerji nedir diye bir bakalım önce ben. Termodinamikte enerji bir tesir meydana getirebilme kapasitesi, kabiliyeti olarak kısacası hepimizin bildiği tanımıyla iş yapabilme gücü olarak tanımlanır. Mimarlıkta bu iş kısmı ısı ve elektrik olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin binalarda kullandığımız sıcak su, binalarımızı, mekanlarımızı ısıtma, serinletme ve binalarda kullandığımız elektrik kullanımı olarak karşımıza çıkabiliyor enerji. Güneş enerjisinin mimaride kullanımı, güneş mimarisi diye baktığımızda tarihin eski çağlarından beri kullanıldığını görüyoruz aslında. Örneğin M.Ö. 5. yüzyıllarda kullanılan Sokrates'in güneş evi karşımıza çıkıyor. Literatürde Sokrates'in güneş evi olarak geçer bu ev. Küçük bir evdir, küçük bir şemaya sahip.
Sol tarafta planını görüyoruz. Sağ tarafta kesinti var. Bu bina güneşle pasif tasarım ilkelerini çok güzel anlatan bir binadır. Binanın üç tarafı kalın duvarlarla, taş duvarlarla çevrilidir. Ortada bir yaşama mekanı vardır, korunaklı bir mekan. Bunun kuzeyinde bir kileri vardır. Kuzeyden gelen serin rüzgarlardan yaşama mekanını koruyan, ayrıca işte bozulmaması gereken yiyecekleri koyduğumuz serin bir mekan. Kuzeyden gelen sert rüzgarlar, soğuk rüzgarlarla yaşama alanı arasında bir tampon bölgedir. Güneyde de güneye doğru genişler bu bina plan olarak baktığımızda ve güneşi alır. Daha ince, daha şeffaf bir yüzeydir. Kesitten baktığımızda bu bina yazın gelen dik güneş ışınlarını içeriye almaz yaşama mekanına. Kışın gelen, eğik gelen güneş ışınlarını da binanın en diplerine kadar alabilir, binanın içlerine kadar alarak bu duvarları ısıtır ve duvarlarda, döşemelerde depolanarak güneş battıktan sonra kış akşamları binamızın daha ılıman kalmasını sağlar. Bu biz örnek, tarihte gördüğümüz en basit örnek, milattan öncesi çağlara dayanan bir uygulama, güneş enerjisini kullanıyorduk. Plüene kent planı görüyorsunuz. Plüene kent planı ve bunun benzeri çağdaşı olan diğer kentlerde de, antik şehirlerde de binaların, daha doğrusu şehir yerleşimlerinin doğu batı ve kuzey güney yönünde sokaklarını oluşturduğunu görüyoruz. Plüene'de özellikle bu çok net görüldüğü için o örneği koydum. Bunun sebebi bütün binaların güneye cephesinin olmasının sağlanması, böylelikle güneş enerjisiyle insanların evlerini, binalarını ısıtabilmeleri. Daha ilerliyoruz. Sanayi devrimine geldikten sonra bu kullanım azalmış. Çünkü artık görebilmişiz ki binalarımızı fosil yakıtlarla çok kolay ısıtabiliyoruz, çok kolay serinletebiliyoruz. Dolayısıyla bir takım uygulamalardan vazgeçilmiş, bırakılmış mimari kaygılar da işin içine girince. Fakat sadece 1940'larda George Friedkin örneğine rastladım ben. Pasif güneş evleri uygulaması var 1940'larda. Sanayi devriminden sonra görebildiğim benim tek uygulama bu gibi şu anda benim ulaşabildiğim. Bu binalarda da güneye yönlenme var. Şu an görebiliyorsunuz. Bulabildiğim tek fotoğraf da onunla ilgili buydu. Güneye bakan şeffaf yüzeyler var. Güney yönünde teraslar var. Ve pasif güneş evi uygulamasını yaptığını görüyoruz. George Friedkin adlı mimarın Amerika'da. Ve 1970'lere geliyoruz. Ne oluyor? Bir enerji krizi patlak veriyor. İnsanlar fosil kaynaklı yakıtlara ulaşamamaya başlıyorlar ve yeni bir enerji kaynağı arayışına giriyorlar. Peki neden güneş? Yani bu kaynak arayışı sırasında karşımıza yenilenebilir enerji kaynakları çıkıyor ve bunlardan da en çok güneş. Şimdi 26 Nisan 1986 tarihini size söylüyorum. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? 26 Nisan 1986. Çernobil faciası olmuştur ve dünyadaki en büyük iki faciadan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü radyoaktif facialara bakıldığında bununla Fukushima'da yine bir nükleer santral olan Fukushima'da meydana gelen 2011'deki kaza 7 şiddetinde bir facia olarak tanımlanmış. Sadece dünyada iki örnek var bununla ilgili. İkisinin de nükleer santrallerde meydana gelen kazalar olması ilginç. Çernobil'de gördüğünüz gibi epey bir kişi etkilendi. Kanserlerde artış oldu. Topraklar kirlendi. Halen daha bu radyasyonun etkileriyle uğraşan kişiler var, sağlıklarını kaybedenler var. O bölgeler şu an halen daha kullanılmıyor bildiğim kadarıyla Çernobil şehri. Hatta Çernobil ile ilgili geçenlerde yaşadığımız bir facia daha var. Daha doğrusu facia değil ama faciaya doğru gidiyordu. Eminim, umarım durdurabilirler. Çernobil yakınlarında bir orman yangını çıktı, duymuşsunuzdur ve 1 kilometre kadar yaklaştığını duydum ben en son. Ve Çernobil'in atık depolama alanına çok yakın olduğunu duyduk. Eğer oraya ulaşırsa çok büyük bir facia olacağını söylüyorlar. Umarım ulaşmaz.
Dolayısıyla neden güneşlediğimizde karşımıza bu tip şeyler çıkıyor. Yani çevreye zarar vermesin. Çok rahat kullanabilelim. Hatta Çernobil örneğini özellikle verdim. Çünkü 9 Ekim 2018'de Çernobil santralinin olduğu bölgede, Çernobil santralinde hatta 3800 panellik ve 1 megawatt gücünde bir fotovoltaik bileşen santrali, fotovoltaik santrali kuruldu. Hatta Çernobil Güneş Tarlası, Güneş Santrali olarak geçiyor. İsmi bu şekilde. Neden buraya kurulmuş? Ufak bir sistem, ufak bir güce sahip, 1 megawatt gibi. Aslında çok büyük bir güç ama santral olarak baktığımızda küçük kalabilir. Ama bunun sebebi, burada kurulmasının sebebi nükleer atıklara, daha doğrusu nükleer santrallere karşı bunun daha güvenli olduğunu vurgulamak diye okudum ben kaynaklardan. Gördüğünüz gibi fotovoltaik bileşenler buraya yerleştirilmiş. Çevreye hiçbir zararları yok. Patlama gibi bir dertleri yok. Deprem anında çevreye zarar verme gibi bir sıkıntıları yok. Bunlar burada durduğu sürece sizler bu paneller sayesinde güneşi gördüğünüz sürece, ki özellikle bu fotoğrafı çok sevdim. Güneş yok ama yine de elektrik üretebiliyor bu paneller. Yani direkt güneşin çok da olması gerekmiyor bildiğim kadarıyla. Kar yağmış ve elektrik üreten bir santraldi burası. Güneş tepedeyken siz elektrik üretebiliyorsunuz. Bunun gibi dünyada çok fazla santral var. Portekiz'de, Almanya'da. Hatta ülkemizde de kurulmuş olan santraller var. Fotoğrafına alışamadığım için henüz koymadım. Ama en yakın bildiğim Konya'da ve Antalya'da santrallerimiz oldu. Bu bileşenleri binalarda nasıl kullanıyoruz? Farklı bileşenler var. Öncelikle fotovoltaik hücre dediğimiz, şu görebiliyorsanız eğer, küçük kareler. Genellikle 10 çarpı 10 santimlik bileşenler oluyor bunlar, hücreler. Bunlar bir araya getirilerek bir panel oluşturuluyor. Bu paneller hazır olarak satılabiliyor piyasada. Veya siz istediğiniz şekilde bunları tasarlayarak yerleştirebiliyorsunuz. Bu fotoğrafta buğulu çıkmış, buğulu, yani buzlu bir cam varmış gibi üstünde. Ben bunu Roma'da, sempozyumda, sergide, fuarda görmüştüm. Ve fotoğrafını çektiğimde böyle değildi, düz camdı bu. Sizi yanıltmasın. Işığı maksimumda emebilmesi için bu cam özel bir cammış. Dolayısıyla benim flaşımın ışığını geri yansıtmadığı için buzlu olarak görmüş burada. Fotovoltaik bileşenlerin çok önemli bir özelliği güneş ışını maksimumda alması. Yani yüzeye gelen ışınları geri yansıtmayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Ve üzerinin tozlanmaması gerekiyor. Boston'da ilk örneklerden bir tanesi bu. Boston'da yapılmış 1978'lerde bir bina var ve çatısına yerleştirilmiş fotovoltaikler var. Çok fazla bilgi bulamadım ben bu binayla ilgili. 1978'de yapıldığını biliyorum. 70'lerdeki enerji krizinden sonraki ilk örneklerden. Daha sonra Carlyle evine ulaşabildim. 1980'de yapılmış. Bu bina gördüğünüz gibi güneye bakan çatısı tamamıyla fotovoltaik bileşenlerle kaplanmış durumda. Bir önceki örnekte bu bileşenler çatının üstüne var olan bir çatıya sonradan eklenmişti. Ama biz direkt çatıyı bu bileşenlerle oluşturabiliyoruz. İşte bizim avantajımız burada bu. Yani hem çatıyı kaplayayım hem sonradan üstüne bu paneli ekleyeyim derseniz çok ekonomik olmuyor tabii. Ama bu bileşenlerle çatıyı oluşturabiliyorsunuz. Direkt çatı kaplama malzemesi olarak kullanabiliyorsunuz. Impact 2000 evi de aynı şekilde. Burada bu çatı hem fotovoltaik bileşenlerle oluşturulmuş. Bu arada fotovoltaik bileşenlerle güneş enerjisinden direkt elektrik elde edebiliyorsunuz. Ortadaki şu üç aks ise güneş enerjisinden sıcak su üreten kolektörler. Yani evin sıcak suyu burada üretiliyor. Elektriği ise sağ ve sol çatı kaplamalarında üretiliyor. Yani bu ev aslında bir enerji üretiyor. Az önce İlker Hocam'ın da söylediği gibi sıfır enerjili binalara doğru gidiyoruz. Bunu yapabilmek için tabii ki elektrik gerekiyor. Yani ek gerekiyor. Ek enerji kaynağı gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi fotovoltaik bileşenler. Bir tanesi de sıcak su üreten ya da sıcak hava üreten kolektörler. Gördüğünüz gibi çatı direkt çatı kirişlerinin arasına bu elemanlar monte edilebiliyor, fotovoltaik bileşenler. Direkt kaplama malzemesini oluşturuyor.
Daha modern bir örneğe geldiğimizde zamanımıza yakın bir tarihte yapılmış solar fabrika yönetim binası. Bu bina aslında panelleri üreten solar fabrikasının, daha doğrusu şirketinin üretim binası. Arkada üretim holü var. Önde bu görmüş olduğunuz bina kendi yönetim binası. Kendi binalarında kendi ürettikleri bileşenleri kullanmışlar. Bir anlamda reklamlarını da yapıyorlar. Bu bileşenler elektrik üretiyorlar. 450 metrekare toplamda fotovoltaik alanı var. Güneş mimarisi demiştik. Bu binaların sıfır enerjili binaya yaklaşması için ya da sıfır enerjili bina olması için tabii ki fotovoltaik bileşen gerekiyor. Ama bunun yanı sıra binada da enerji ihtiyacının minimuma indirilmesinde fayda var. Ki minimum enerji ihtiyacıyla bu fotovoltaik bileşenler ve kullanılırsa kolektörlerle binanın ihtiyacı çok rahat bir şekilde karşılanabilir. Böylelikle sıfır enerjili bina oluşturabiliriz. Tabii bu binada farklı uygulamalar da var. Gölgeleme elemanlarını görüyorsunuz. Arka tarafta yönetim binası bir kafesi de var içeride. Burası bir galeri boşluğu aslında. Gölgeleme elemanlarıyla aslında güneş kontrolü de yapıyorlar. İstenmeyen aşırı güneş ışınlarını da istenen elektriğe çevirerek kullanıyorlar binanın içerisinde. Bu panoda reklam panosu direkt, onun için hiçbir açıklama yapmadılar. Direkt reklam panosu olarak kullandıklarını söylediler. Bir taraftan da şurada gördüğünüz cephenin içerisindeki panel direkt fotovoltaik panel. Düz cam, açılan pencere ve yanındaki fotovoltaik kaplama. Yani siz cephenize prestijli bir yapı yapıyorsunuz diyelim. Bir genel müdürlük binası çok pahalı bir mermerle kaplamak yerine yine bu malzemeyle kaplarsanız belki aynı parayı verirsiniz ama bu malzeme size kendini geri ödeyecektir. Ama 3 senede ama 10 senede mutlaka geri ödeyecektir. Böyle bir binada çok kısa sürede geri ödeyebilir. Ki bu bina Almanya'da, Almanya bizden daha az güneş görüyor ve bu bileşenler oldukça yüksek elektrik üretebiliyorlar. Bir başka örneği Green Peak sıfır enerjili medya duvarı. Bu kocaman bir LED ekran. 2008'de inşa edilmiş, oluşturulmuş bu duvar. Ve üzerinde çeşitli gösteriler yapılabiliyor. Yani bir LED ekran şeklinde kullanılabiliyor. Dünyanın en büyük renkli LED ekranına sahip bu bina. Ve enerjisini fotovoltaik bileşenlerle karşılıyor. Ve kendi enerjisinin 2-3 katı kadar enerji üretebildiğini biliyoruz. Bu paneller, bileşenler hareket de edebiliyor. Ama bunlar bir araya geldiğinde arkadaki ledlerle gece film bile gösterebiliyorlar bildiğim kadarıyla. Bir başka örnek Albahar Kuleleri. Albahar Kuleleri 2012 yılında Orta Doğu ve Afrika'nın en yüksek bina finalisti olmuş bir bina. Cephe tasarımını görüyorsunuz. İki tane ikiz kuleden oluşuyor. İki tane kule var burada. Ve etrafları ikinci bir cepheyle, şu sarı tonunda gördüğünüz cepheyle kaplanmış durumda. Bunlar şöyle plan olarak bakacak olursak kuzey yönü boş bırakılacak şekilde binanın batısı, güneyi ve doğusunu kaplayacak şekilde kapatılmış. Şimdi Sokrates evini hatırlatmak istiyorum. Orada binanın batısı, kuzeyi ve doğusu kapanıyordu soğuktan korumak için. Burası Orta Doğu'da olduğu için çok sıcak bir bölge. Güneşten korumak için binanın batısını, güneyini ve doğusunu kapatmış durumda. Gölgeleme yapan şu gördüğünüz sarı renkli kaplama cephe açılıp kapanabilen elemanlardan oluşuyor. Ve binayı aynen Sokrates evinde olduğu gibi koruyor etraftan. Güneye bakan gökyüz bahçeleri var. Bunlar binanın serinlediği, Sokrates evindeki o teras gibi kullanılan bölüm. Bu arada kendi mimarlarından bir tanesinden dinledim ben. Binanın çatısına fotovoltaik bileşen yerleştirmeyi planlamışlar. Hatta projede varmış, yerleri de hazırmış ama yerleştirememişler, vazgeçmişler. Bunun sebebini şu olarak açıkladılar. Biliyorsunuz bu az önce de söyledim, panellerin tozlanmaması gerekiyor. Güneş ışınlarını maksimumda alması için. Dolayısıyla
ara sıra suyla da olsa yıkamak gerekiyor. Yani temiz kalması gerekiyor. Tozlandığında verimi çok düşüyor çünkü. Zaten verimi çok yüksek değil. Bu bir dezavantaj ama hiçbir şeyiniz yoksa elektrik üretecek avantajlı duruma geliyor. Hiçbir enerji kaynağınız yoksa çok avantajlı. Şimdi çöl gibi bir ortamda kum fırtınaları oluyor biliyorsunuz. Ve bu binanın çatısında da çok miktarda kum birikeceği için panellerin üzerinde buraya çatıya çok miktarda su çıkarmak gerektiğini söylediler. O suyu oraya çıkarmak için harcanacak olan enerji tasarladıkları panellerin üreteceği enerjiden daha fazla olduğu için şimdilik yapmaktan vazgeçmişler. Ama o suyu oraya çıkarmak için ileride daha az enerji kullanan, daha verimli bir sistem geliştirildiğinde fotovoltaik bileşenleri çatıya monte edeceklerini söylediler. Yerleri hazırmış. Bu da ilginç bir ara detay oldu. Ekokapsül diye bir tasarım var. Bu bir karavan gibi bir yaşam ünitesi. Slovak iki mimar tarafından tasarlanmış, hareketli, otonom, kendi kendine yetebilen bir yaşam ünitesi. Planında da görülüyor mu bilmiyorum ama şöyle yaklaşmayı denesem. Evet, yani içerisinde ıslak açmayı, mutfak nişi, bir masası, sandalyesi, yatacak yeri olan, tek başınıza kullanabileceğiniz, iki kişilik olarak da tasarlanıyor bildiğim kadarıyla. Ama çatısındaki fotovoltaik bileşenler ve yine bina demeyeyim, araca eklenen, yaşam ünitesine eklenen ufak bir rüzgar türbiniyle kendi enerjisini kendi üreten bir birim bu. Bataryalarla enerji depolanabiliyor gene. Karavan gibi her yere taşıyabiliyorsunuz. İçerisinde her yere gidip istediğiniz yerde enerjiye sahip olabiliyorsunuz. Bir de yüzen evler var. Water Nest diye geçiyor. Nest kuş yuvası, sudaki kuş yuvası gibi çevirebiliriz bunu Türkçe'ye. Çatısı tamamen gördüğünüz gibi fotovoltaik bileşenlerle kaplı. 100 metrekare alanı olduğu için buna Water Nest 100 demişler. 100 metrekare alana sahip. Bu bir konut olarak kullanılabiliyor. Ofis, bar, restoran, dükkan gibi farklı amaçlarla da kullanımı mümkün. 60 metrekare bir fotovoltaik alanıyla 4 kW'lik bir güç elde edilebiliyor. Amorf bileşenler kullanılmış ve bu binaların da suda yüzerken enerjisi için buraya uzanan enerji nakil hatları yok mesela. Kendi enerjisini direkt çatısından elde edebiliyor. Bu da Alman Parlamento binası, Reichstag'ın kubbesi. İçeriden fotoğraf paylaşabildim. Burada çok büyük bir kubbeden bahsediyoruz. Cam ve çelik, yani camla oluşturulmuş bir kubbe. Gördüğünüz gibi ben ziyaret ettiğimde burası bayağı güneşliydi. İçerinin bu cam kubbenin tamamen aşırı ısınmasını önlemek için devasa bir gölgeleme elemanı kullanmışlar. Yani güneşi evet seviyoruz, kullanacağız ama yazın aşırı ısınmayı da önlememiz gerekiyor. Bunun için de gölgeleme elemanları kullanmamız gerekiyor. Peki bu enerji, güneş enerjisi var gündüz dediniz, gece yok ne olacak? Bunu depolayabiliyoruz. Hatta mevsimsel depolamamız da olabiliyor. Günlük depolama 4-5 günlük akülerle depolayabiliyorsunuz. Arabalarda kullandığımız büyük bataryalar, akülerle elektriği depolayabilirsiniz evinizde veya bu Reichstag'da kullanıldığı gibi mevsimsel ısı depolama yapabiliyoruz. Yani Reichstag'ın altında, aşağıda yer altında bir soğuk su deposu var. Onun da daha da altında sıcak su deposu var. Mevsimsel olarak işte yazın sıcak su deposunda saklanıyor. Kışın binayı ısıtmak için yukarıya çekilerek kullanılıyor. Soğuk su deposundaki soğuk su da yazın binayı serinletmek için yukarıya çekiliyor. Kışın soğuk su aşağıya gönderilerek soğuk su depolanmış oluyor. Yani güneş enerjisi gündüz var, gece yok diyenler için depolama yapabiliyoruz. Heliotrop binası, bu da benim çok sevdiğim binalardan bir tanesi. 2006'da ben bu binayı ziyaret etmiştim. Rolf Disch isimli bir mimarın kendi evi. Gördüğünüz gibi şurada bir fotoğrafı var. Ben gittiğimde etrafı bayağı yeşillenmişti. Ağaçlardan, bitkilerden dolayı görünmüyordu. Onun için şu fotoğraf daha iyi anlatıyor binayı.
Bu binanın özelliği ortadaki bir çekirdeğin etrafında 360 derece dönebiliyor olması. Yani bu bina güneş doğduğunda güneşle birlikte dönmeye başlıyor ve dönebiliyor. Artık döndürmediğini söylediler kendisine teknik gezide. Bu binanın şu özelliği var. Kendi enerji ihtiyacının 3-4 katını üretebilecek özellikte bir bina. Bunu şöyle yapıyor. Gölgeleme elemanları var. Güneş kontrolü yapıyor. Aşırı ısınmayı önlüyor. Şu gördüğünüz gölgeleme elemanı dediğim elemanlar, yani şuradaki balkon korkulukları gibi görünen elemanlar aslında sıcak su üreten kolektörler. Yani bir eleman koyuyorsunuz oraya, bir yapı bileşeni, bir yapı elemanı koyuyorsunuz ve bu artı bir fonksiyona sahip oluyor. Dolayısıyla size enerji kazandırıyor. Çatıya koyduğu fotovoltaik paneller çok büyük bir alana sahip, evet, ve bunların eğimleri, açıları değişebiliyor. Çünkü güneş ışınlarına dik alması gerekiyor ki bu panellerin verimi maksimum olabilsin. Biz gittiğimizde mesela yatıktı ama sanıyorum fotoğraf, şu soldaki fotoğraf çekilirken daha dik konumlandırmışlar. Bu bina kendi etrafında dönüyor, dönerken de enerji üretiyor. Güneşten korunuyor. Katlar yok bu binanın içerisinde, kotlar var. Yani 5-6 basamak çıkarak kotlar arasında dolaşabiliyorsunuz bu binanın. Ve tabii ki hep yurt dışından örnekler verdim. Türkiye'den örnekler yok mu? Özellikle elektrik üretmek açısından çok güzel örneklerimiz var bizim de. Antalya Arena mesela. Antalya Stadyumu'nun çatısı neredeyse tamamen fotovoltaik bileşenlerle kaplanmış durumda. Ve bu çatıdaki fotovoltaik bileşenlerin 500 konutun ihtiyacı kadar elektrik enerjisi üretebildiğini söylüyorlar. 2013'te temeli atılmış binanın 1.4 megawatt gücüne sahip ve dünyanın 7. Türkiye'nin de en büyük güneş enerjili futbol stadyumu unvanıyla bugün halen daha kullanılıyor. Gördüğünüz gibi çatıya güneşi maksimumda dik alabilecek şekilde, maksimum alabilecek şekilde yerleştirilmiş bir çatı sistemi görüyorsunuz. Bir başka örnekte Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu. Bu binada aslında çok az kullanılmış ama gelecek vaat ediyor. Yani bu fotovoltaik paneller, bileşenler çoğaltılıp bütün şu gördüğünüz çatı alanı kaplanabilecek durumda. Dolayısıyla gelecek için ümit vaat ettiğini düşünüyorum ben. Bir başka örnek Gökçeada'da. Çok yeni değil aslında. Ben Nisan 2010'da ziyaret etmiştim. 2010 yılında bu örnekler vardı ülkemizde. Aradan 10 yıl geçmiş. Gökçeada'da belediye hizmet binası. Yani ufak bir büfe. Onun üzerinde iki sıra halinde fotovoltaik bileşen koymuşlar. Ve elektrik üretmeye devam ediyor bunlar. Yani güneş tepede parlıyor bakın. Birazcık tozlanmış burası ama tepedeki daha az, yani toz yok gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi çok büyük emeklere de gerek yok. Bir çatıyı bir panelle kapattığınızda, kapladığınızda hemen hemen işin büyük bir kısmını çözmüş oluyorsunuz. Tek sorun bunların birazcık maliyetli olması. Verimlerinin de biraz düşük olması ve burada bu tozları görüyorsunuz. Bunlar gerçekten bu verimi bayağı düşürüyor. Onların yıkanması gerekiyor. Az önceki örnekte anlattığım gibi onları temizlemek gerekiyor. Aşağıdan görünüşü panellerin, yani çok büyük bir taşıyıcıya da ihtiyaçları yok gördüğünüz gibi. Ve ben, yani biz şu an İzmir'deyiz. Çok yakınımızda Seferihisar'da pazar yeri üst örtüsü bu bileşenlerle kaplanmış durumda. Şurada gördüğünüz gibi. Bu mevcut olan sarı renkli örtünün üstüne yapılmış. Çünkü baştan tasarlanmadığı için o zamanlar Seferihisar Belediye Başkanı'ydı Sayın Tunç Soyer'le görüşmüştük. Mevcut sisteme adapte edemedikleri için yeni bir taşıyıcı sistem oluşturmak zorunda kalmışlar fotovoltaik çatı için. Dolayısıyla altta ayrı taşıyıcıları olan üst üste iki tane taşıyıcı üst örtü görüyoruz burada. Ama baştan tasarlansaydı büyük ihtimalle burada tek bir çatı örtüsü görecektik. Ve ciddi anlamda büyük bir enerji üretiyor. 2014'ten beri enerji üretmeye devam ediyor.
Burada ufak bir şey var. Karikatür İngilizce'me tercüme etmeye çalışacağım. Vikinglerin babası diyor ki oğluna, şu karşıdaki dağ ile önümüzdeki şu çakıl taşı arasında ne fark var diyor, biliyor musun diyor. Çocuk da hayır babacığım diyor. Lack of ambition, yani hırs, istek, tutku eksikliği. Yani bu küçük çakıl da isteseydi büyük bir dağ olabilirdi anlamında ben yorumluyorum bunu. Biz de istersek her şeyi yapabiliriz. Yukarıda güneş parladığı sürece, güneş olduğu sürece elektriğiniz sizinle diyorum. Ve sunumumu kısa kesiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sunum için. Benim sorularım var ama yine de başka arkadaşlarımızla ben çok konuşuyorum. Estağfurullah. O yüzden başka arkadaşlar da sorarsan. Aslında Kürşat Yüksel sormuş. Burada mı Kürşat Bey? Size sormuş. Evet, buradayım. 9 Eylül'den lisans öğrencilik. Yani Kürşat Bey, doğrudan hocamıza sorabilirsiniz. Evet, merhaba hocam. Ben 9 Eylül'den lisans öğrenciniz Kürşat. Geçen dönemde sizin dersinizi almıştım. Çok ilgimi çeken bir konu bu konu. Ben size gündemle alakalı bir soru sormak istiyorum. Bu pandemi sürecinde görüldü ki kendi kendine yetebilen ülkelerin, şehirlerin önemi daha çok arttı. Enerji olarak olsun, gıda konusunda olsun veya diğer tedarik konusunda olsun. Acaba ileride bu pandemi sürecindeki bu yaşadığımız sıkıntılar mimaride bir evrilmeye yol açabilir mi? Evet, çok güzel değindin. Ben şöyle söyleyeyim. Doktora tezimi yazarken ben işte bir taraftan teşvikleri araştırıyorum. Bu teşvikler işte Almanya çok miktarda teşvik veriyor. Norveç'te çok duymamıştım. Ve bir toplantıya katıldığım sırada, İstanbul'da bulunduğum bir sırada Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu vardır, İSES. Kürşat, sen hatırlarsın, derste bahsetmişimdir mutlaka. Bu İSES'in başkanı, eski başkanı Anna-Grethe Hesnes bir konuşma için İstanbul'daymış ve tesadüfen denk geldi. Ben de toplantıya gittim. Kendisine şu soruyu sordum. O ara araştırma yapıyordum zaten, teşvikleri araştırıyordum. Almanya dedim, teşvik yapıyor fotovoltaik bileşenler için, güneş enerjisi için. Sizde Norveç'te böyle bir teşvik var mı diye sordum. Norveç, İsveç, oralarda çok duymuyoruz çünkü teşvikleri. Bana dedi ki, Almanya'nın dedi, kendine yetecek enerji kaynağı olmadığı için enerjide dışa bağımlı. Bu bağımlılığı yok etmek için her çatıya fotovoltaik bileşen ya da güneş enerjisi paneli koydurmak için, ister sıcak su üreten ister elektrik üreten paneller, bunları yerleştirmek için halkına teşvik veriyor. Ve hakikaten son senelerde gördüğümüz kadarıyla bu teşvikler azaldı artık. Çünkü Almanya'da çatıların çoğuna bu paneller yerleştirildi. Bu pandemi sonrasında büyük ihtimalle binalarda da kendimize yetecek şekilde, enerji açısından kendimize yetecek şekilde bir inovasyon, bir gelişim, bir ilerleme olacağını düşünüyorum ben. Hatta olması iyi olur ki enerji açısından dışa bağımlı bir ülke olmayalım. Yani her konuda kendimize yeten bir ülke olmamızda fayda var diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Müjde hocam, bir soru da şeyden gelmiş. Onu da ben okuyayım isterseniz. YouTube kanalından. Tesla yeni bir ürünü doğrudan çatı kaplaması olan bir fotovoltaik paneli piyasaya sürdü. Sizce işe yarar farklı bir ürün mü, panel kullanımını arttırır mı diye sorulmuş. O paneli duydum ama detaylarını bilmiyorum ama mutlaka işe yarayacaktır. Çeşitli ürünler var çünkü benim gösterdiğim paneller işte sadece birkaç çeşidi. Bunların kiremit şeklinde olanları var, shingle tarzı olanları var. Tesla'nınkini de gördüm. Yani bunların hepsi sonuçta binaya eklenecek ve elektrik üretecek paneller. Tesla gibi bir firmanın verimli olmadan bu ürünü piyasaya süreceğini düşünmüyorum ben. O yüzden büyük ihtimalle işe yarayacaktır. Ama dediğim gibi detaylarını incelemedim. Yani o bilgiye sahip değilim şu an.
Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? O zaman benim var hocam. Buyurun İlker hocam. Şimdi bu geçen hafta da bahsetmiştim aslında, tekrar ona dönmek isterim. Şimdi birkaç tane sorum var aslında. Biz şimdi bu güneş panellerini, güneş enerjisi panellerini üretirken de bir enerji harcıyoruz. Evet. O harcadığımız enerjiyi de sonra güneş panellerinin geri telafi etmesi için ne kadar süre geçiyor diye bakmıştım ben. Benim incelemem değil ama literatürde bulduğum 3 sene. Yani güneş enerjisi paneli 3 sene boyunca aslında şeye çalışıyor. Kendisinin üretimi sırasındaki enerjiyi absorbe, yenilemeye çalışıyor. 3 seneden sonra aslında panelin enerji ürettiğini söyleyebiliriz. Şeyi de biliyoruz ki yani ülkemizde bu 6-7 sene arasında bir şeyi var. Geri ödemesi var. Panelin parasının geri ödemesi var. Hatta şeyler geldi. Bu Almanya'da, İtalya'da özellikle İtalyan firmalar bu sisteminde ülkelerinde yeterli teşvik verilmeyince, ülkemize teşvik verilmeye başlayınca buraya gelip paneli ücretsiz koymaya kadar varan tekliflerle geldiler. Yani paneli ücretsiz koyuyorlardı. Siz panele ürettiği elektrik parası kadar bir bedel ödüyordunuz. O teşvikten de yararlandığınız için çok karlı geliyordu. Firmalar bunu yapmak üzere buraya geldiler. Çünkü anladığım kadarıyla büyük devlet kredileri veya banka kredileri alarak o satışları burada gerçekleştirebiliyorlardı. Enerji üretimleri, yenilenebilir enerjiyi destekledikleri için. Şimdi bu teknolojinin şimdi bakanlığın verdiği teşviğe baktığımızda da bakanlık teşviği aslında kademeli olarak artıyor. Şöyle artıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yanlışım varsa yine düzeltin hocam. Yani bu malzemeler, kullanılan ekipman işte Türkiye'de yapılmış ise siz daha çok teşvik alıyorsunuz. Bu işte PV panelinin ekipmanları ülkede yapılmışsa daha çok teşvik alıyorsunuz. Aslında şeye baktığınızda da bir şey çıkmıştı. Bu güneş tarlaları teşviği çıkmıştı. O şu anda 5 megawatt galiba, yanlışım da olabilir, emin değilim, bilmiyorum. Ve bugün güneş tarlaları teşviği için de bayağı ölçümler yapılmıştı. O ölçümlerle de teşvikler verildi tarlalar üzerinden. Şimdi ama bu teknoloji ne yazık ki ülkemizde veya hani ben bilmiyor olabilirim, size danışayım. Çok uygulaması yapılıyor mu? Güneş PV panellerin uygulamaları, yapımları sizin gördüğünüz kadarıyla ülkemizde yaygın olarak kullanılıyor mu? Ben onu danışmak isterim. Bir de şeyi yaptığınızı biliyorum. Ondan da bir bahsederseniz sevinirim. Aslında bu gösterdiğiniz örneklerde de var. Bu güneş kırıcı olarak da kullanmak PV panelleri. Sizin hatta 9 Eylül yerleşkesinde böyle bir şey çizdiğinizi biliyorum ben. Bu güneş kırıcı olarak PV panel kullanmayı. Bir de ondan bahsederseniz çok sevinirim hocam. Evet, teşekkür ederim İlker Biraz hocam. Karışık konuştum. Yok estağfurullah, ben not aldım. Şimdi panellerin üretimi için 3 sene gerekiyor. Evet, geri ödeme süreçlerine baktım ben. 1,5 senede kendini geri ödeyen sistemler var. Yani bu ürettiğiniz sisteme bağlı. Bunu hangi sistemde kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Yani otonom bir sistemse, hiçbir enerji kaynağınız yoksa burada tabii ki geri ödeme süresi iyice düşüyor. Dolayısıyla 1,5 seneyle 6-7 seneye kadar geri dönen geri ödeme süreçleri var. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu ne kadar verimli diye belki sormuşsunuzdur, öyle oradan gireyim konuya. Bu panellerin firmalar tarafından verilen garanti süreleri 20 sene. Yani 20 sene boyunca öngörülmüş bir üretim düşüşleri var. Bunu geçtiği takdirde, yani verimi çok düştüğü takdirde firma size bu paneli yeniliyor. Dolayısıyla 20 sene boyunca üretim garantiniz var elinizde. Tabii ki bu 3 sene artı 7 sene bile ekleseniz 10 sene der diyelim. 10 seneden sonraki 10 sene boyunca siz zaten artıya geçmiş durumdasınız. 10 sene boyunca hiç para ödemeyeceksiniz. Zaten bu panelleri alıp kullandığımızda arkasından ücret ödemiyoruz. Sadece dediğim gibi depolamak istiyorsanız o bataryalar var. O bataryaların belirli sürelerle değişmesi gerekiyor. Ki arabalarda da, araçlarda da 3-5 sene civarında bunları yeniliyoruz biliyorsunuz. Binalarda da benzer şekilde belirli
sürelerle bunlar var. Bunun dışında bir para ödenmiyor kullanımı için. Panel yapımı ülkemizde var mı derken, yani yapımı, üretimi anlamında mı? Evet, kastım oydu aslında hocam. Evet. Yani hücrelerin özellikle. Hücre üretimi benim bildiğim kadarıyla yok. Ama hücreleri alıp Türkiye'de monte eden, yapan firmalar var. Dolayısıyla hani o konuda birazcık avantajlı duruma gelmiş durumdayız. Eskiden yoktu, şimdi var, birkaç firma var. Bu hücreleri alıp Türkiye'de üretimini yapıyorlar. Ama hücre üretimi çok büyük bir sanayi gerektirdiği için ve üretimi çok masraflı olduğu için Türkiye'de henüz bildiğim kadarıyla yok. Varsa da ben ulaşmış değilim. Öğrendim, takdirde ilettirdim gruba. Benim çalışmam, doktora tezim fotovoltaik bileşenlerin güneş kırıcılarla birlikte kullanımıydı ve bunların optimum nasıl kullanılacağı üzerineydi. Ve ben 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nın öğrencilerine güneş kırıcı eklemiştim. Ve oldukça iyi bir sonuç elde etmiştik. Simülasyon üzerinde gerçekleştiremedik onu maalesef. Ama öyle bir çalışma olmuştu. Şöyle bir avantajımız var. Güneş kırıcıyla istenmeyen güneş enerjisi, yani yazın gerçekten çok aşırı sıcak oluyor binamız. İşte o istemediğimiz güneş enerjisiyle istediğimiz elektrik enerjisi üretebilecek duruma geleceğiz eğer proje gerçekleştirilebilirse. Tabii ki benim diyebileceklerim bu kadar. Başka sorun var mı İlker hocam, atladım? Yok yok hocam, yanıtladınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türkiye'de üretmek önemli böyle şeyleri. Çünkü yurt dışından getirdiğimizde tabii ki vergileri çok yükseliyor. Fiyatlar çok yükseliyor. Zaten fiyatları yüksek olan elemanlar. Ama şu kadarını söyleyeyim. Çok hızlı gelişen malzemeler bunlar. Yani Silikon Vadisi'nde üretilen çiplerle benzer bir içeriğe sahip. Silikondan üretiliyor çünkü. Özellikle kristal olanları ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Benim bir sene fuarda gördüğüm bir ürün 3 sene sonra Türkiye'de piyasada satılıyor olabiliyor. Yani orada ürünün fuarda sunumunu gördüm. Henüz geliştirme aşamasında izlediler. Renkli panellerde ve geldim 3 sene sonra Türkiye'de satıldığını gördüm. Bu panellerin çok hızlı bir ilerlemesi var gerçekten. Dolayısıyla ileride az önce Kürşat'ın da bahsettiği gibi pandemi nedeniyle ülkemizin kendine yetmesi konusunda çok çok faydası olacak bir ürün. Teşekkür ederiz hocam. YouTube'dan... Ben teşekkür ederim. Nilay Özeler Kanan, ki çok severim kendisini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın beraber çalıştığı proje çıktı sonra Hücünleşik Bina Tasarım Yaklaşım kitaplarının bakanlık sayfaları yayınlar kısmında indirilmelerini tavsiye ederim demiş. Nilay Hanım'la ben bu projede beraber çalıştım. Ben gruba atarım onu, o kitapları. Ben bir de hem size hem makine mühendisi... Başka soru var mı bu arada? Ben sorabilir miyim bu arada? Ben kısa bir şey sormak istiyorum ama Büşra Köse. Buyurun lütfen. Evet. Hocam peki sizce hani Türkiye'de yaygın olarak kullanılamamasının temel sebebi nedir? Hani biraz genel bir soru oldu ama hani benim bildiğim kadarıyla bunların maddi kazanç olarak geri dönüşümünün uzun yıllar almasından dolayı ve bakımlarının masraflı olmasından dolayı da kullanılmıyor diye biliyorum ben yaygın olarak. Yanılıyor olabilirim. Beni düzeltir misiniz? Veya sizce neden Türkiye'de yaygın olarak kullanılamıyor bu tür sistemler? Bunu sormak istedim. Teşekkürler soru için. Türkiye'de neden yaygın değil? Bir kere ürün pahalı bir ürün çünkü yurt dışından geliyor. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de üretimlere de başlandı. Geliştirmeler, Ar-Ge çalışmaları da yapılıyor bildiğim kadarıyla. İlk etapta bu. İkincisi sanıyorum çok iyi anlatılmıyor mimarlara. Birazcık da bunun etkisi olabilir. Çünkü ben bunun avantajını gören kişilerin kullandığını biliyorum. Ben doktora tezimi yaparken 2000'li yılların başlarında bunu
satan firma vardı. Yani ben Türkiye'de çok fazla firma yoktu. 2-3 kişi firma vardı. Onlardan biriyle bir görüşmeye gitmiştim. Özellikle beni o saatte çağırdığını söylemişti firma sahibi. Çünkü ben gittiğimde orada bir satış yapılıyordu. Bir kişi köyde bir evi varmış ve o evde buzdolabını çalıştırmak, televizyonunu çalıştırmak, lambasını yakmak için birkaç saatlik lamba yakmak için bir panel, fotovoltaik panel sistemi satın alıyordu. Yani Türkiye'de ben hani firma var mı yok mu diye araştırdığım o dönemde bu satışın yapılması gerçekten ilginçti. Yani benim için çok ilginçti o dönemde. Bir kere tanıtmak gerekiyor her şeyden önce. Maliyetler biraz yüksek olabilir ama o maliyetin geri dönüşümünü anlatmak gerekiyor. Müşteriye bu konuyu tanıtmak gerekiyor. Çünkü kullanıcı önemli. Yani siz istediğiniz kadar bu konuyu bilin. Kimse istemediği takdirde bunu kullanmanız mümkün değil gibi görünüyor. Dolayısıyla maliyetler önemli. Bir de dediğim gibi tanıtım yapmak önemli. Çünkü bir ürün piyasaya sürerken hedef kitle çok önemlidir. Hedef kitleyi tanıtmanız gerekiyor. Hem kullanıcıya hem de kullanıcının satacağı kişiye çok iyi tanıtmak gerekiyor. Bence bu tanıtımlar birazcık eksik kaldı bizim ülkemizde. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Güniz Gayener ben. Makine mühendisiyim. Hocam şeyi soracağım. Bu fotovoltaik ürünlerin yani belirli bir kullanım ömrü olacak mutlaka. Bunların yani geri kazanımı ya da çevreye olan etkisiyle ilgili bir çalışma var mı? Hani yenilenebilir enerjiye karşı değiliz. Ama bunu rüzgarda da tartışıyoruz. Hani bu konuda da bir çalışma var mı dünyada ya da bizde? Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Teşekkür ederim. Bu soru bana doçent sorumda, sınavımda da gelmişti, sözlü sınavımda. Ama şey hani hoca sadece merak ettiği için sormuştu. Geri dönüşümü tabii ki önemli bunların. Şu anda 20 seneye kadar ömür veriliyor. İşte ilk örnekle 1980'lerden itibaren olduğuna göre o süreyi geçmiş durumdayız 20 seneyi. Ama henüz geri dönüşümle ilgili bir şey başlamadı dünyada. Fakat başlayacağı düşünülerek o yönde çalışmalar var bildiğim kadarıyla. Yalnız tabii ki içerisinde kullanılan malzemeler bazen yani her zaman silikon olmuyor bu. Özellikle verimi yüksek olan bazı maddeler var. Bunların toksik yaratmaması için çevreye atılmaması gerekiyor. Yani onların geri dönüşümü için bir önlem alınmalı. Şu anda dediğim gibi geri dönüşüme girecek olan ürün fazla yok. O yüzden henüz sanıyorum duyduğumuz bir şey yok. Yani geri dönüşümle ilgili bir oluşum yok şu anda. Ama çalışmalar var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de bir soru sormak istiyorum. Hocam şimdi iki dönem, iki yıldır bu hem tanıtım hem de bilgilendirme anlamında markasını bilemeyeceğim bir pazarlama firmasından elektrik mühendisi yaklaşık sunumlarını izledim. İsmail evet. Abi sesiniz çok az geliyor. Biraz öyle daha mikrofonda bir problem olabilir. Olabilir. Şöyle değiştireyim o zaman. Şimdi evet, nasıl? Daha iyi. Tamam. İki yıldır bir barlar odasında sunum yapan, bu işin pazarlama ve uygulamasını yapan bir arkadaşı dedim. Ondan aldığım bilgidir ki işte bunların konutlarda uygulanması halinde mesela apartman yapılarında uygulanması halinde geri dönüşüm yani kendini finanse etmesi 8 ila 10 yılı buluyor henüz. Satın alma maliyetleriyle mukayese ederek. Şimdi böyle bir şeyde tabii işi kolaylaştıracak yönetmeliklere de ihtiyaç oluyor. O da şöyle benim aklıma gelen. Mesela bunların demin verdiğiniz örneklerde de anladığım kadarıyla
Güneşe olan açıları önemli gayet tabii. Bu verimi etkileyecektir. Ama mesela buna nedir? Yönetmeliklerimize göre, mimari yönetmeliklere göre, imar yönetmeliğine göre bizim İzmir'de çatı yaptığımız halinde bunun eğimi %33'tür. Tariflidir. Darlık yapamazsınız yani. Dolayısıyla bu işin, bu konunun yönetmeliklerle de ele alınması gerektiği gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Bir diğer şey ise elektriği üretiyorsunuz. Bunun fazlasını sisteme verip verememe, bu da yine yönetmeliklerle ilgili bir konu. Yani kullanmıyor olabilirsiniz ama sistemin çalışması gerekiyor. Bunlar, bu konularda bir şeyler var mı? Yani mesela bu çatı eğimini değiştirmek için yönetmeliklerde bir değişikliğe ihtiyaç olacak. Bu konularda da bir çabalara ihtiyaç var. Bundan bilgili misiniz? Benim hiç bilgim yok. Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. %33 evet İzmir için çatılarda yönetmeliğimizin verdiği açı. Şöyle söyleyeyim, İzmir için yaklaşık zaten 30 derecelerde, 37-38 derecelerde çıkıyor. Yani hiçbir şey yapamazsınız diyorlar ki bulunduğunuz enlemin açısında yapın. Bu size bir optimum sonuç verecektir. Yani en iyiye yakın sonuç verecektir deniyor. Dolayısıyla İzmir 38 derece enleminde olduğu için İzmir için çok büyük problem yok. Zaten yıl içerisinde farklı şekilde geliyor güneşin açıları. Yani siz yıl boyunca güneşi dik almanız mümkün değil. Bunu yapmak için hareketli panel yapacaksınız. Yani güneş dönecek. Güneşi takip eden bir panel yaparsanız bu maksimum verim elde edebilirsiniz. Dolayısıyla yıl içerisinde optimum verimi elde edecek açıya sahip olmamız gerekiyor. Çatılarımız sabit. Onun açısını değiştirmemiz mümkün değil. Hatta baktığı yönü de değiştiremiyoruz. Dolayısıyla tam öğle vaktinde eğer güneye bakıyorsa binamız dik alabiliyor. Bunun için yıl içerisinde genele bakmak lazım. Genele baktığımızda da mesela kışın mı sizin için daha önemli, yazın mı daha önemli elektrik üretmek? Buna bakabiliriz. Mesela yazlık konutlarda yaz için açı kullanılabilir. Dolayısıyla %33'ten daha düşük bir açı kullanabiliriz. Bunun gibi yani projeye bağlı olarak cevap verebilirim bu soruya. Yıl içinde güneş hareketli olduğu için ve net bir açı olmadığı için zaten hani %33 bizi çok etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Eğer hareketli bir çatı paneli yapabileceksek, diyelim bir teras çatımız var, onun üzerine hareketli bir sistem kurarsak o zaman maksimum verimi elde edebiliyoruz. Hatırlarsanız heliotrop binası vardı mimarın kendi evi. Onun çatısındaki panel hareketliydi, böyle eğip kaldırabiliyordu. Bina kendisi dönüyordu. İşte orada maksimum verimi elde ederiz. Çünkü o bina kendisi dönüyor zaten ve eğimini de sağlayabiliyoruz. Sürekli yıl içerisinde dik alacak konumu sağlamış oluyoruz onun için. Yönetmeliklerde değişiklik yapmak gerekir mi? Ben çok da gerekeceğini düşünmüyorum o yüzden. Sadece çatıda kullanılmıyor çünkü cephede de kullanabilirsiniz. Balkonlarınızda da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla binanın dış yüzeyinde tamamen kullanabileceğiniz bir ürün. Hatta ben İzmir'de Karşıyaka Bostanlı'da balkon korkuluğuna monte edilmiş 4-5 tane panel gördüm. O an için acelem vardı, gidemedim. Şimdi de hiç gidemiyorum zaten. Dolayısıyla İzmir'de bile balkon korkuluğuna bu panelleri yerleştirmiş olan vatandaşlarımız da var. Teşekkür ederim. Doğru yani. Genelde dediklerinize bir itirazım yok. Ancak büyük bir konut stoku. İstanbul'u da düşünelim. Her yerde. Özellikle çatının örtüsü anlamında bu panellerin kullanılabilmesi durumunda bu sorular aktive olacak bence. Yine de düşünmekte yarar var diye söylemiş olayım. Teşekkürler. Olabilir. İstanbul'da daha yüksek enlemde olduğu için orada birazcık daha yüksek açı gerek.
Ben de bir soru sorabilir miyim hocam? Süremiz bitti mi bilmiyorum ama. Evet, süremiz var. Buyurun lütfen. Şimdi Müjde Hocam, ben de kendi takip ettiğim kadarıyla bu konunun çok uzmanı olduğumu söyleyemem ama konunun sanki Türkiye'de yatırım maliyetlerinden veya geri dönüş sürelerinden öte yine aslında mevzuatla alakalı olduğunu biliyorum. Çünkü şöyle, hani bizim çok böyle ekonomiyle, daha doğrusu çevre duyarlılık, sürdürülebilirlik konularında çok hassas ve özenli bir toplum olduğumuz, o belli bir bilinç seviyesine ulaştığımızı düşünmüyorum. Fakat en azından ekonomik duyarlılık noktasında, yani ekonomik faydayı bulma noktasında son derece bilinçli bir toplumuz. Hani o faydayı yaratacaksa mutlaka o yatırımı da en azından belli imkanlara sahip insanların yapabileceğini biliyoruz. Fakat günün sonunda bazı sistemleri kurmak, hatta onların işte bu geri dönüş sürelerini gözden çıkarmak, yani atıyorum 20 senelik ömrü olan bir sistemin 8 sene sonra geri döneceğini bilerek o ilk yatırım maliyetini üstlenecek birçok firmanın ya da birçok kurumun, organizasyonun, yapının da aslında bir takım mesela fazlalarını sisteme geri satamadıklarını veya bazı lisanslandırma konularında bazı kısıtlarla karşılaştıklarına dair bir takım söylemler var. Dediğim gibi tüm mevzuatı okumuş değilim. Sadece yüzeysel medyadan takip edebildiğim kadarıyla bunları biliyorum. Dolayısıyla sanki konunun temelinde, yani Türkiye'de bu sistemlerin gelişmemesinin temelinde, hatta belki de üretilmemesinin temelinde, çünkü talep doğmadığı için haliyle insanlar da hani bunu üretebilecek, bu teknolojiye sahip olan bazı kurumlar da bu noktada ellerini taşın altına koyuyor. Yani sanki konu biraz daha baştan başlıyor. Yani tepeden bu işi düzenlemesi gereken organizasyonun nedense bu düzenlemeyi yapmamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi şu konuda haklısınız. Ben geçen sene katıldığım yine Mimarlar Odası'nın ortak bir sunum toplantısında belediyelerin pazar yerlerinin üstü için bu lisans almak için başvurmaya çalıştıklarını duymuştum. Ve çok zorlandıklarını, bu mevzuatın onları çok zorladığını, onları bile çok zorladığını söylemişlerdi. Bu konuda haklısınız. Ama ben hani bir talep olmadan bir arz olmaz dediniz siz de. Bu talebi oluşturmak için şöyle bir örnek vereyim. Bir firma sahibi birkaç kişiyi görevlendirmiş ve etrafa göndermiş. Bu kişiler işte dükkanlara, alışveriş merkezlerinde bu mağazalara girerek o ürünü aradıklarını söylemişler. Sizde böyle bir ürün var mı diye birkaç kişi göndermiş. Ve sonuçta bu bir talep oluşturduğu için herkes o şirkete başvurmaya başlamış. Yani biz burada tabii bunu yapalım demiyorum ama biz halka bunu anlatsaydık eğer, anlatabilseydik daha geniş bir çapta, talep çok daha erken oluşacaktı. Bizde talep yok şu anda. Yani tamam, mevzuatta bir takım sıkıntılar var ama siz alıp da mesela balkonunuza takabiliyorsanız eğer, İzmir gibi bir yerde bu paneli alıp balkonunuza takabiliyorsanız, bunu herkese duyursaydık çoktan talep oluşmuştu ve bu mevzuatlar aşılmıştı diye düşünüyorum. Yani burada benim savunduğum nokta, biz bunu halka anlatamadık. Biz bunu müşterilerimize, mimarlar olarak müşterilerimize, halkımıza, kullanıcılara anlatamadık diye düşünüyorum ben. Tabii tek tek bunları almaya kalkıştıklarında belki de çok pahalı olduğu için alamayacaklardı baştan ama sonuçta üretim de devreye girecekti. Yani ben doktora tezime başladığımda Türkiye'de üretim yoktu. Şu anda Türkiye'de üretim var. Hatta Ar-Ge'si var bu işin. Bildiğim kadarıyla Trakya Canpaşa Bahçe'de bu konunun Ar-Ge'si yapılıyor. Hatta Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde, hani şurada çok yakınımızda da bu çalışmalar devam ediyor diye duyuyorum. Dolayısıyla öncelikle bir talep oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum. Müjde Hocam, ben hem size hem Can Bey'e sorabilir miyim? Yani aslında ilk Can Bey'e sorayım. Inverter ne işe yarıyor Can Bey bu PV'lerde? Yani inverter olmasa ne olur? Inverter dediğimiz olayı kısaca açıklayayım. Can Özcan ben. Elektrik elektronik mühendisiyim. Bildiğim kadarıyla açıklamaya çalışayım. Panelden ürettiğimiz elektrik DC. Yani şebekede kullandığımız akım ise alternatif akım.
Bu ürettiğimiz DC elektriği invertör yardımıyla alternatif akıma çevirip şebekeye basıyoruz ya da işte evlerimizde kullanıyoruz bu şekilde. Aslında şimdi hem size hem Can Bey'e soracağım. Yani biz DC'yi AC'ye çevirirken bir kayıp yapıyoruz değil mi? Bir kaybımız oluyor. Bir invertörde bir kaybımız oluyor. Ama biz evet. Şebekelerin hepsinde de AC kullanıyoruz. Yani aslında üretiyoruz, üretip çeviriyoruz, çevirip kaybediyoruz, sonra kullanıyoruz. Yani bunun yerine biz bu şimdi madem biz niye AC kullan Mürit hocam size AC kullansak daha iyi olmaz mı? Can Bey niye AC kullanmıyoruz? Yani biz niye DC'de gitmeye ısrarcı oluyoruz? Onu merak ediyorum. Neden AC kullanıyoruz mu üstü yani soru? İşte tamam. Inverter benim hani bilmiyorum bu konuyu çok hakim değilim ama inverter'dan inverter'a da fark ediyor benim bildiğim kadarıyla bu güneş PV'lerde. Yani inverter'ın büyüklüğü, inverter'ın güneş almaması falan gibi konularda direkt bu sistemle ilgili. Peki inverter sistemden kopyalarsak, maliyet düşürsek yani böylelikle de biz işte direct current kullanmak yerine AC kullansak niye bunu yapmıyoruz? Ben merak ediyorum. Yani şeyi böylelikle de aslında şeyi soruyorum. Yani biz Türkiye'de veya dünyada neden AC kullanıp böyle bir güneş enerji PV panellerini de daha verimsiz halde kullanıyoruz? Yani biz de DC kullanmak yerine AC kullanamaz mıyız evlerimizde? Bu sorum Can Bey'e. Yani bu böylelikle de inverter aradan kalkmış oluyor. Biz niye AC kullanmaya devam ediyoruz? Ya şöyle kısaca açıklayayım bildiğim kadarıyla konuyu. Işıma yoluyla bir kazanım olduğu için orada bunun doğası gereği, PV'nin doğası gereği orada ortaya çıkan akım DC oluyor. Bizim ise işletme kolaylığı açısından ve işte iletim, dağıtım kolaylığı açısından kullandığımız şebekelerimiz AC olduğu için ister istemez bir entegre ihtiyacı buradan doğuyor. Hani yani panelin direkt AC üreten bir panel yok. Hani ışığın doğası yani oradaki elektrik üretim doğası gereği yok. Bizim senedir kullandığımız şebekenin de DC olma ihtimali işletme açısından yok. İşte iletim, dağıtım trafolarımız açısından yok. Yani çok kısaca anlatıyorum. Zamanınızı almayayım. Aslında ben manipüle ediyorum biraz. Yani hem Müjde Hocam hem sizi. Şöyle. Yani bu mimarlarla olmanın dezavantajı bu. Yani bu gerçekten acaba hani dağıtım şu bu artık o çağda mıyız? Yani şeyin bu biz AC'ye geçme yöntemini bulsak ve bunun üzerine bir sistem kurgulasak bu daha mı iyi, daha mı kötü? Acaba bunu da tartışmak şu an için değil ama havada bir soru olarak kalsın isterseniz. Yani var aslında. Ben hocam. Yani biz AC elektrik kullanıyoruz ama fotovoltaik bileşenler DC üretiyorlar. Dolayısıyla DC elektrik kullanan ampuller var, buzdolapları var. Bununla üretilmiş olan karavanlarda kullanılan o ufak çaplı aletler, makineler bildiğim kadarıyla doğru akımla çalışıyor. Yani DC ile. Dolayısıyla benim hani satış yapıldığına şahit olduğum, anlattığım olayda kullanılacak olan buzdolabı ve lamba DC akımla çalışan lamba ve buzdolabıydı. Dolayısıyla biz evimizdeki sistemi değiştirirsek dönüştürücüye gerek olmaz ama tamamen şehir şebekesinden kopmamızı gerektiren bir durum olur bu. Yani karavan gibi bir ufak yapı yapıyorsanız, şehirden uzak bir yapı yapıyorsanız tamamen o yatırımınızı, o sisteminizi doğru akım olarak tasarlayabilirsiniz bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum cevap oldu mu? Evet, çok güzel bir cevap oldu. Ama ben bunun üzerinden Can Bey'le sohbeti devam ettirmek istedim. Yani bunu yapabiliyorsak niye yapmıyoruz? Niye hani şehirlerimiz niye bunun üzerinde diye. Yani bugün konusu olmayabilir Can Bey ama ben size bunu ileride soracağım. Yani bunu bir tartışmak isterim. Aslında hocamın yaptığına ben ek yapmak isterim. Yani bu şeyde çok fazla kullanan benim gördüğüm şeyler baz istasyonları.
Yani baz istasyonlarının hemen hemen hepsinde benim gördüğüm kadarıyla bu fotovoltaik paneller var. Ve hatta onlar aküler de kullanarak elektrik kesintisinde bunun sağlanmasını, devam etmesini sağlıyorlar. Aslında şey hayran olmuştum ben. Bu Şükrü Koca gözünü de kulaklarını çınlatmış olalım. Schneider Electric'in girişinde bir tasarım var Şükrü Bey'in. O gölge devam ediyor. Yani içeride bir gölge var ve gölge birbirinden kaynaklı, güneş hücrelerinden kaynaklı bir gölge var ve gölge oynuyor içeride. O benim şeydekine benzettim onu. Roma'da Pantheon'un üstünde bir güneşin girebileceği bir kısım var ve güneş duvarlarda dolaşıyor. Bu PV'nin kullanımı da aslında o hücrelerle oynadığınızda içeri alacağınız ışığı ayarlayabildiğinizde içeri girecek güneşi koordine edebiliyorsunuz. Bu bakımdan da şeyi de beğeniyorum. Bizim dış hatlar, iç hatlar havaalanında üst örtünün üstünde kullanılan fotovoltaik hücreler. Onlar da aslında hoşuma gidiyor. Bunları da belirtmek istedim hocam size. Ama Can Bey, ben sizden hani bu ACDC sohbetini hem müzikal anlamda hem de elektrik anlamında devam ettirmek isterim. Bilginiz olsun. Başka soru olan var mı arkadaşlar? Ben bir katkıda bulunabilir miyim? Hocam buyurun, Müjde hocama. Öncelikle sunum için teşekkürler. Çok güzeldi. Benim yüksek lisans öğrencim var, Nurdan. Onunla biz bir çalışma yaptık. Kırsal konutların enerji etkin hale getirilmesinde fayda maliyet analizi yönteminin irdelenmesiydi başlığımız. Burada seçtiğimiz bir kırsal konuta sürdürülebilirlik bağlamında bazı eklemeler yapmaya çalıştık ve bunların hep benim aklımı kurcalayan kısmı, bunun faydası nedir, bunun maliyeti nedir? Burada güneş kolektörü uygulamasında 2 yılda geri döndüğünü, fotovoltaik panel uygulamasının 4.24 yılda geri döndüğünü gördük. Yani bu aslında hep bize yıllardır söylenen, işte bu 10 sene, 12 sene, 15 senede geri döner gibi bir rakamlardan 4 yıllara kadar düşmüş durumda. Yani bence artık bunlar binalarda kullanılabilir, apartmanlarda kullanılabilir seviyelere gelmiş durumda. Bununla ilgili belki bazı çalışmalar yapılarak bu gündeme getirilebilir ve mimarlar da bunun faydalı olduğunu gördükleri için yapacakları yeni tasarımlara uygulayabilirler. 4 yıl gerçekten çok iyi bir rakam diye düşünüyorum. Evet, yani 4 yıl sizin yaptığınız çalışmada gerçekten çok iyi çıkmış. Dediğim gibi bu süreler hesaplanırken bir kere panel cinsine bakılıyor. Hangi tip panel kullanılmış, nerede bulunuyor? İşte Almanya gibi bir yerdeyse geri dönüş süresi belki daha uzun çıkacaktır. Ama İzmir gibi bir yerde, hatta Antalya gibi bir yerde belki hani güney yeniledikçe daha da kısa süreler çıkacaktır karşımıza. Sistem mesela şehir şebekesine bağlı olmayan bir yerde çok çok daha kısa çıkıyor geri ödeme süreleri. Çünkü sizin başka hiçbir enerji şansınız yok. Dolayısıyla oraya o şebekeye getirmek için harcayacağınız maliyet yerine bunu direkt çatınıza koyduğunuzda zaten çok kısa sürede kendini geri ödüyor. Biz çalışmayı Aydın'ın bir köyü için yapmıştık. Kırsal konut olarak. Evet, Aydın'da zaten çok güneş alan bir bölge gerçekten. Sorusu olan, katkı koymak isteyen var mı arkadaşlar? Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Müjde hocam, ben şöyle, sizin dersinizi de almıştım zaten, güneş enerjisi dersinizi. Gerçekten severek dinlediğim
Birkaç dersten biriydi seçmeli olarak. Şunu ama söylemek şimdi, istiyorum. Ben, kaçta efendim? Geçtiğin önemli. Kaçta geçtiğin önemli yani. Böyle 60'ın altındaysa soru almıyoruz. Kusurumuza bakma. Yani, biz hocamın derslerinde şöyle 60'ın altında çok öğrenci olmuyordu. Herkes ilgiyle dinlediği için sanırım. Notlar genelde yüksek oluyordu. O zaman sorun yok. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Hocam şöyle ben TOKİ'ye bağlı olarak da çalıştım. Şimdi atıyorum şu an 100 bin konto olarak mesela açıklandı. Yani devletin sonuçta burada bize biraz örnek olması gereken bir durumda. Biz elektrik ve elektronik mühendis bir arkadaşım var yine TOKİ'de çalışan. İkimiz birlikte bir sunum hazırladık. TOKİ'de de hani bazı yerlere ulaşabiliyorduk. Bu şansımızı kullanmaya çalıştık. Bir sunum hazırladık. Onun da ilgi alanıydı. Bütün bu TOKİ konutlarının üstüne GES yani bu güneş enerji sistemini kurma için bir sunum hazırladık. Çok gerçekten iyi bir sunum hazırladık ama çok kale alınmadık diyeyim. Belki İzmir'de bile bunu uygulasak bu örnek olacaktı ve diğer TOKİ binalarında kullanılabilirdi. Ve diğer özel yapılan binalara da bu yansıtacaktı. Bu düşünceyle yaptık. Elektrik elektronik arkadaşımın da mühendis arkadaşımın da söylediği şu. Bazı gereksiz altyapıda fazla maliyetli şeyler kullanıyoruz. Bunlardan kısılıp çok rahat bir şekilde bu çıkarılabilir. Sonuçta bu sosyal konutlar orada düşük gelirli insanlar var. Ve onlara da bir katkı sağlanabilir elektrik açısından. Bu politikasıyla mı alakalı acaba devletin bir kopukluk mu yaşıyoruz yoksa ya buna bir meyili mi yok yoksa bir şeyler mi bekleniyor? Bu aradaki kopukluğu nasıl sağlanabilir? İkinci sorum da yerel yönetimlerin böyle özel binalara karşı bir politikası olabilir mi bilmiyorum. Çok düşünemedim ama bunu sormak istiyorum. Evet, teşekkürler. Yani yaklaşımınız çok güzel olmuş bence. TOKİ'de 100 bin konutluk bir sosyal konut bloğunda yani sosyal konutlarda diyeyim bunu kullanabilseydiniz eğer hani kabul ettirebilseydiniz çok güzel bir reklam da olacaktı. Aynı zamanda enerji konusunda kendimize yetme konusunda. Bu konuda bilmiyorum ben çok fazla konuşamayacağım sanırım İlker Hocam daha iyi bilir. Biz çünkü bir çalışmaya katılmıştık. Biz orada hani bakanlığa yaptığımız bir sunumda hatırlayacaktır İlker Hocam. Biz böyle Türkiye'de kullanılabilecek bir yeşil bina değerlendirme sistemi önerisi için hani bir bizden bir bilgi almak istediler. Biz işte böyle daha ılımlı yaklaşıyoruz hani bitiremeyiz diye. Onlardan direkt şey talep geldi. Fotovoltaik panel de eklesinler binalarına, çatılarına bu kentsel dönüşümde. Ona daha yüksek kredi verelim şeklinde yaklaşımlar gelmişti. Sonra o tabii ki olmadı, gerçekleşmedi bildiğim kadarıyla. Yani bir yerlerde bir kopukluk oluyor ama İlker Hocam buna daha kolay cevap verebilecektir. Yerel yönetimler konusunda da bazı yerel yönetimlerin bu konuda çalışmaları var. Mesela Karabağlar Belediyesi'nin bir Yeşil Ev Projesi, Yeşil Parklar Projesi vardı. Orada bir toplantı salonunun çatısına fotovoltaik kaplamışlardı. Ve bizim bildiğim kadarıyla pazar yerlerinin üstünü örtmek, fotovoltaik bileşenlerle üstü örtü oluşturmak gibi çalışmaları var. O konuda bir sıkıntı yok sanırım ama İlker Hocam bir önceki soruya daha rahat cevap verebilecektir. Yani bu konuda ben bir şey diyemeyeceğim. İlker Hocam var mı senin tahminin? Var. Benim fikrim var. Bence elektrik çok ucuz. Yani elektrik ucuz olduğu için kimse kullanmıyor. Elektrik pahalanacak. Sonra TOKİ dahil herkes kullanacak. Yani şey o. Aslında gerçekten ucuz bence bu arada. Yani dünyaya baktığınızda Can Bey daha iyi bilir benden ama biz elektriği ucuz kullanıyoruz. O yüzden yani hele sanayi tesislerinde asıl büyük çatıya sahip olanlar sanayi tesisleri. Yani sanayi tesislerinde elektrik daha da ucuz. Yani
sanayi sitelerinde daha ucuz alıyorsunuz elektriği. Bu durumda da hani fayda maliyet analizi yapıldığında niye yaptırayım diyor insanlar. Yani ama Cemal biraz beklersen enerji krizi, elektrik fiyatlarının pahalanması bu iş zaman patlar. Yani yapabilirsin, merak etme. Ben bir şeye gitmiştim. Urla'da bir Hindi çiftliği. Yani şehrin dışında yapması lazım. Şehrin etrafında yaparlarsa çünkü çiftlik çok kokuyor. O yüzden de şehrin dışına götürmen lazım. Şehrin dışına götürebiliyorsun. Problem yok ama işte burayı ısıtman, soğutman, havalandırman gerekiyor. Hassas hayvanlar. Yani şehrin dışına götürdüğünde de orada elektrik yok. Yani mesela evet. Çok ilginç. Oralarda çok kullanıyorlar. Yani bir şey gelişmiş. Hatta ben video kameraya çektim Müjde Hocam. Size de bir ara göstereyim. Yani yapan arkadaş tekniker seviyesinde elektrik bilgisine sahip. Hindi çiftliğinin sahibi, işleten kişi. Yani bu şeyin çaren olmadığında bunu buluyorsun. Yani hatta adam bize bayağı şey anlattı. Biz Arif Bey'le gitmiştik. Çok değerli bir profesör Yaşar'dan. Arif Hoca'yla. Hep başta. Arif'e hep başlık böyle adamı öpesi geldi. Arif Hoca öyle sıcak birisidir. Adam bir de yanına şey koymuş. Rüzgar enerjisi sadece bir tane de rüzgar türbini var. Onu da getiriyor. Yani ihtiyacın olduğunda bunlar rahatlıkla ortama geliyor. Ama şu anda hepimiz cebimizi düşünüyoruz. Cebimizi düşündüğümüz için de hangisi daha ucuzsa bir de sisteme güven yok. Yani şimdi ilk yaptılar Can Bey beni düzelsin gene. Biz işte mahsup ediyorduk. Elektrik güneş enerjisi paneli koyuyorduk tepemize. Sonra oradan ürettiğimizde harcadığımız arasında bir mahsuplaşma oluyordu. Bunun için de bir çift yollu sayaç gerekiyordu. Çift yollu sayaç ilk şeyi çıktığında yoktu. Sonra bir tane oldu, bir firma. Şimdi kaç firma var bilmiyorum. Yani tek firma üzerinden çift yollu sayaç var. Yani siz ürettiğinizi satmak için üretseniz de satamazsınız. Sayaç yoksa satamazsınız. Yani bu gibi şeyler de burası Türkçe annemi böyle fıkralar var ya biraz öyle şeyler olabiliyor. Yani bak, şimdi daha sayaç çift yollu sayaç çok türedi değil mi Can Bey? Ben bilmiyorum ama muhtemelen kullanılıyordur. Çift yollu yani, sayaçlar şu anda evet bütün güneş panellerinde üretim tesislerinde kullanılıyor. Yani evet, birçok firma evet. Üretiyor şu anda. Evet, tamam. Yani ilk çıktığında benim bildiğim yoktu. Sonra da tek firma vardı Türkiye'de. Yani ondan sonra alışmış. Yani biz şeyin bence toplum olarak bize hedefi gösterin. Oraya hep beraber gidebiliyoruz. Yani sayaç lazım. Çok iyi satıyor. Hemen yapabiliyoruz ama adaptasyon biraz vakit alıyor. Adapte olduktan sonra çok kullanılarak devam ediyor. Yani benim gördüğüm. Ama elektrik fiyatları birkaç defa zamlandı. %45'e yakın zamlandı son bir sene, 1,5 sene içinde. Yani bu %45 zamlar aslında cep yakıyor. Yani otomatik ödemede ise şey ödemeniz bir bakın ne kadar ödediğinize fena değil. Yani bir %45 daha olursa bence güneş enerjisi bayağı bir şekilde hayatımıza girer. Yani bir %45'e bakar Cemal. Bekliyoruz, yani. Zamları bekliyoruz. O zaman. Zaten ben de bakıyorum ama ben sadece bilimsel açıdan yani TV geliyor mu? Hayatımıza girecek mi? Var mı başka arkadaşlar? Hocam sor. Ben bir şey ilave edebilirim. Tabii pardon. Başka bir soru geliyordu galiba ama. Şeyi söyleyebilirim. Sizin biraz örnek verdiğiniz bu Adnan Menderes Havalimanı'nın çatısındaki sistem yani çatısı dediğim giriş kanopisinin üzerinde cam lamine bir fotovoltaik çatı var. Yaklaşık 6000 metrekareydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben o bir yapının uygulaması esnasında rol aldım. Hatta çatı, cephe ve çelik taşıyıcı sistemlerin koordinasyonunda yatırımı yapan ve sonradan işleten firmada çalışıyordum o dönemde. Mesela biraz evvel aslında Müjde Hocam'a sorduğum o yönetmeliksel mevzuatsal sıkıntıların iyi bir örneği olduğunu düşündüğüm için şimdi anlatayım. Havalimanı tabii ki bir özel firma tarafından yapıştırıp devlet karşılığında yapılıyor ama sahibi devlet ve bir süre sonra işletmesi devlete geri geçecek. Orada yapımı üstlenen firmanın müşterisi devlet hava meydanları işletmesi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla yapının gerçek sahibi yani kiracı olarak siz bunu bir süre işletiyorsunuz.
Burada o zamanki sınır 500 kW'tı yanlış hatırlamıyorsam. 500 kW'ın üzerinde bir sistem öneremiyordunuz. Tek bir fatura üzerinden. Dolayısıyla o dönemde sadece daha büyük bir yatırım yapmak gibi bir hedef vardı. Çatının başka kısımlarına yaymak gibi bir hedef vardı. Hatta daha düşük verimliliği olan cam lamine sistem kullanıldı. O klasik mavi veya siyah renkli gördüğümüz Müjde Hocamızın da birkaç örneğini gösterdiği fotovoltaik daha verimli sistemler kullanılmadı. Çok şık bir sistem oldu ama verimliliği oldukça düşük. Dolayısıyla daha büyüğünü yapmak istemesine rağmen şirketin yapamaması, daha sonra hatta şunun örneğini vereyim, yine kendi işlettiği dış hat kullanmak üzere acaba orada ikinci bir fatura göstererek dış hatların otoparkın üzerine yapılabilir miyiz gibi farklı senaryolar tartışılıyordu. Sanırım en sonunda o süreç tıkandı. Sadece o iç hatlardakiyle birlikte konu kapatıldı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında şöyle bir durum var. Hani devlet kendine ait bir yapı için bile, bakanlığa ait bir yapı için bile bu konuda konuyu esnetmiyor. Esnetmediği için şu an bildiğim kadarıyla 500 kW artırıldı. 1 MW hatta daha da yükseltildi diye biliyorum. Tam rakamı bilmekle beraber. Ama hani bununla ilgili sıkıntılar aslında dolayı mevzuattan ötürü yaşanıyor. Şüphesiz ki bir bilinç seviyesi daha da artması gerekiyor. Ama mesela bu çok iyi bir örnek. Orada insanların yapıya girerken tepede o sistemi görebilmesi. Keşke onun üretimini de bir yerde bir panoyla gösterselerdi. Öyle bir fikir de vardı. Vaktiyle ne kadar enerji üretiyor diye. Ama günün sonunda bir yerde o sistem sanki tıkanıyor gibi geliyor bana. Hani çok iyi bir niyet bile varsa o niyeti bir şekilde bloke ediyoruz sistemimiz içerisinde. O yüzden belki onun önünü açmanın daha iyi yöntemlerini arayabiliriz. Hepimiz buna nasıl bir fayda yaratabiliriz diye biz de mimarlar olarak düşünebiliriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Gel hocam. Buyurun İsmail Bey. Bu doğru akım, alternatif akım konusuna ben de meraklıyım. Bir tek bir şey biliyorum. Onu aktarmadan geçemeyeceğim. Yani susmak gelmedi içimde o konuda. Can Bey daha açıklayıcı bilgiler veriyordu ama o da şu, bu alternatif akım akümüle edilemiyor. Yani aküye dolduramıyorsun, depolayamıyorsun. Çünkü saniyede işte onun alternatif değişiyor, kutup değiştiriyor. 55-60 defa, 50 defa neyse kutup değiştiriyor. Bir artı, eksi, eksi artı oluyor. Halbuki akümüle edeceğin şeylerde kutupların aynı kalması gerekli. O yüzden bu doğru akım, yani bu fotovoltaik enerjinin doğru akım veriyor olması. İki işi tabiatı o. Orada hiç şey değişmiyor. Kutup değişmiyor. Onun sağladığı bir avantaj olarak kabul edip bu akşamı bununla kapatalım diyorum. Bırakalım onu akümüle edebilelim. Zaten böyle kapatmazsak Can Bey bizimle toplantıya katılmayacak diye. O zaman ben de son bir şey söyleyeyim. Sağlık. Ağzınıza Tesla sağlık. Çok güzel açıkladınız. Tamam. Tesla ve Edison savaşlarına dönmeden önce ben de ufak bir şey söyleyeyim. Ama kim kazandı? Neyse bu akşam belki izlersiniz Tesla'nın filmlerini. 2020, 2017, 2006 filmleri var. DC'de biraz enerji kayıpları AC'ye göre çok daha az tabii ki. Yani %10 oranında daha fazla enerji kaybı oluyor AC'ye geçerken. Bir de şeyi düşünün. Mesela Almanya'da ülke daha kare şeklinde. Yani kayıplar biraz daha az olacak. Ama Türkiye biraz daha hani dikdörtgen formda olduğu için enerji üretiminde biraz daha fazla kayıp olabiliyor. İşte o yüzden biz hayatımızdan AC'yi çıkarıp ama Tesla kazandı. Direkt takıma gelip yine Tesla kazandı da bu kayıplar, iletim hatlarındaki kayıplar, kablo kayıpları en büyük sorunlar bunlar zaten AC'de. Artık 21. yüzyıl herhalde zaten bu şeyin aktarımları değişiklikleri yapabiliriz, yapamasak da tasarımcı belki biz hayal kurarız yani, der değil göz açalım. Tabii. Bir de artık bu akımları değiştirme olayı eskiye göre daha giderek ucuzlamış. Çünkü yarı iletken endüstrisinin de buna katkıları olmuş. Dolayısıyla oradaki kayıplar herhalde eskiye göre daha az oluyordur.
her iki durumda da kullanabilme imkanını elimizde tutuyor olmak bence iyi bir kazanç. Başka katkı koymak isteyen yoksa aslında böyle alışkanlık olarak en geç 8.30'da bitirsek çok iyi olur. Çünkü diğer türlü ekip açlıktan komisyon toplantılarına gelmeyecek diye. Evet. Başlara çok teşekkürler Sayın Başkan. Evet, vallahi Müjde Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi her zamanki gibi. Ya, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Katkılar için de teşekkürler. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık tekrar. Böylelikle farklı disiplinlerin bir arada olduğu ilk toplantımızı da yaptık. Bu eğer makine mühendisi ve elektrik mühendisi arkadaşlarımız kaçmazsa bizden daha keyifli toplantılar yaparız. Onlara da çok teşekkür ederiz. Müjde Hocam'a da çok teşekkür ederiz. Umarım gelecek hafta için Hakan Bey ve Arslan Bey ile ben konuşacağım. Ama şu komisyon, alt komisyon çalışmalarını hızlandırmak konusunda da herkesi dürteceğim. Bilginiz olsun. İnşallah da yol alırız. Başka bir şey yoksa isterseniz kapatalım ek yoksa. Bu arada zaten herkes teşekkür ediyor. Ahol Raşikoğlu, Gökhan Bey. Var mı katkı olan arkadaşlar? Yoksa veda edelim. Müjde Hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.